Gezegenimizin tamamını etkileyecek bir tek fırtına var. Ve bu fırtına güneşten kaynaklanacak. Dünyayı etkilediğinde tüm insanlık yok olabilir. İsmi Güneş Fırtınası. Teknolojimizi hedef alarak su, ısı ve elektriğimizi etkileyecek. Dünyayı 21. yüzyıla özgü bir felakete sürükleyecek. En az tartışılan ancak en büyük felaketlerden biri küresel elektrik kesilmesidir. Bu gerçekten korkunç bir şeydir. Birazdan izleyecekleriniz bilim kurgu değil. Yakın gelecekte gerçekleşebilir. Mutlak güneş fırtınası dünyaya ulaştığında ilk olarak büyük şehirler etkilenecek. Daha önce hiç görmediğimiz bir tehditle karşılaşacağız. Olamaz, tamamen elektriksiz kalabiliriz. Fırtına geçtikten sonra bile milyonlarca insan ölebilir. ...140 milyon kilometre uzaktaki Güneş'ten dev ölçekte ısı ve ışık uzaya dağılıyor. Bazen büyük patlamalarla bundan daha fazlası da oluyor. Bunlar Güneş fırtınaları. Dünyaya ulaştıklarında canlılar üstündeki etkileri çok az. Ancak dünyayı saran elektrik ağı iletken görevi yaparak... ...fırtınanın yok edici gücünü yönlendirebilir ve tüm elektronik cihazlar etkilenebilir. Dünyanın geri kalanında olduğu gibi New York'ta da teknoloji hayatın vazgeçilmez parçası. Can damarı sürekli tükettiği elektrik. 2-3 gün elektriksiz kalmak korkunç. Ancak aylar veya yıllarca kalmak felaket. Elektrik kesilmesi bizi teknoloji çağının gerisine götürecektir. Çünkü günümüzde tamamıyla elektriğe bağımlıyız. Küresel ekonomi, sağlık hizmetleri, iletişim, aydınlanma ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar bilim adamlarının beklediği güneş fırtınası gerçekleşirse çökecek. Mezarlıkla ilgili bir acil çağrı daha aldık. Konu hakkında bilgi istiyorum. Bütün görevliler lütfen rapor edin. Mezarlık bölgesinde tuhaf şeyler olduğu bildiriliyor. Şehrin üstünden geçen parlak bir ışık görüyorum. Uzaydan gelen gizemli bir yaratığın saatte 27 bin kilometre hızla dünyaya çarpmasıyla başlıyor. Gördünüz mü? Gördüğümü siz de gördünüz mü? Gören kimse yok mu? Hadi, hadi bilgi verin. Gören oldu mu? Gördüğümü siz de gördünüz mü? Rapor verin lütfen. Bilinmeyen cismin düştüğü bölgeye güvenlik birimi ve itfaiye gönderilsin. Burada tuhaf şeyler oluyor. Ancak bu sadece olacakların habercisi. Güneş fırtınaları yeni değil. Her yıl birkaç tanesi dünyaya ulaşıyor. Tamamen zararsız olan çoğu, kuzey ve güney ışıklarının da kaynağı. Ancak teknolojiye olan bağımlılığımız arttıkça, büyük fırtınalardan etkilenme riskimiz de artıyor. Çoğu doğal afette, en büyük felaketler daha az gelişmiş bölgelerde yaşanır. Geomanyetik fırtınaların çok ironik bir özelliği vardır. Gelişmiş teknolojik sistemlerimiz sayesinde oluşturduğumuz bu dev anten, uzay ortamıyla çok iyi örtüştüğünden sonumuzu da hazırlayabilir. 1989'da Kanada'nın Quebec şehri bir güneş fırtınasının etkisinde kaldığında bu zayıflık çok daha belirgin oldu. 6 milyon insan... Yaklaşık 90 saniye içinde tamamen elektriksiz kaldı.
Fırtına sadece en kuzeyi etkiledi. Elektrik kesilince kazalar arttı. Dondurucu soğukta aydınlanma ve ısınma olanakları kalmadan 9 saat dayanabildiği için Kübek çok şanslıydı. Eğer doğru koşullar oluşsaydı, mutlak fırtına 3 kat daha etkili olabilirdi. New Yorklular uzaydaki tehlikeden habersiz. Yine bol enerji tüketilen bir gün yaşıyorlar. Brooklyn Elektrik Şirketi'nden Peter Wright. Elektrik kesintisini araştırmaya geldim. Siz mi aradınız? Evet. Cisim yanıyordu. Neredeyse ölecektim. Peki ama nedir bu? Bilmiyorum. Uyduya benziyor. Üstünü örtebileceğiniz bir şey var mı? Ceset gibi bir şey mi? Görünmesini önlemeliyiz. Basının henüz bundan haberi olmamalı. Tamam, elimden geleni yaparım. Duman tüten enkaz, güneş yüzeyinin en aktif olduğu dönemde başlayan olaylar zincirinin sonucu. Buna solar maksimum deniyor. Mutlak güneş fırtınasının oluşması için koşulların doğru olması gerekir. Güneş manyetik bir yıldızdır. 22 yıllık manyetik döngüsünde güneş lekeleri her 11 yılda bir en güçlü hale gelir. Solar maksimum döneminde dev güneş fırtınaları çıkma olasılığı yüksektir. Bir haftadan fazla süredir dünya güneş bombardımanı altında. Atmosferin üst kısmında elektrik öylesine yoğun ki, yörüngede dönen her şey tehlikede. Bu akımlar dünya çevresinde dönerken, bütün boylamlarda atmosfer aynı anda ısınıyor. Bu nedenle yörüngeleri dünya atmosferine yakın olan bütün uydular, güneş fırtınasından etkilenebilir. Genleşen atmosfer, uydu yörüngelerine taşarak uyduları hızla dünyaya fırlatabilecek bir sürükleme etkisi yaratıyor. Günaydın New York. Yine güneşli bir Kasım sabahı. New York'un geri kalanı uyanırken yetkililerin bu olayların önemini değerlendirmesi kolay olmayacak. Güneşi Ulusal Oşanografi ve Atmosfer Dairesi, kısa adıyla NAO inceler. Colorado'daki uzay araştırma merkezlerinde 1965'ten beri uzaydaki hava koşullarını gözlemliyorlar. Bir sorun sezdiklerinde uydu operatörlerinden orduya kadar tüm ilgili birimleri uyarıyorlar. Ulusal ve yerel elektrik santralleri uyarı listesinin başında yer alıyor. İstasyon denetçisine acil çağrı. Tara Bradshaw, kontrol asistanı. Merhaba Tara, ben Peter. İyi ki aradın Peter. Az önce NOAA'dan uyarı geldi. Büyük bir güneş fırtınası olmuş ve bize doğru geliyormuş. Yarım saattir sana ulaşmaya çalışıyorum. Cep telefonları belki de o yüzden çalışmıyor. Buradaki elektrik kesintisinin nedeni düşen bir uydu. Fırtınayla ilgili başka bir bilgi var mı sende? Belirgin bir şey yok ama satır aralarını okursak NOAA'nın endişeli olduğunu söyleyebilirim. Tara, lütfen bir iyilik yapıp o verileri telefonuma gönderebilir misin? Tabii. Ayrıca tamir ekibini de gönder. Seni sonra ararım. Tamam patron. Hoşçakal. Dünyanın kendi manyetik alanı olan magnetosferle korunduğumuz için güneşin normal faaliyetlerini nadiren hissediyoruz. Ancak bunun da bir sınırı var. Güçlü manyetik fırtınalar dünyanın manyetik alanını döverek sıkıştırdığından koruma kalkanımızın etki alanı azalır. Solar maksimum yüzünden bir haftadır süren bombardıman koruma kalkanımızı çok zayıflattı. Güneş yüzeyinde oluşan Jüpiter'den büyük güneş lekesi 1 milyar ton ağırlığında ve koronal püskürtme denilen elektrik yüklü gaz salgılıyor. Bu büyük bir fırtına ve dünyaya doğru geliyor.
Lewis Parker, durum ciddi olmalı. Sabahın erken saatinde basının ilgisini çekmek çok güzel. Brooklyn'e her gün füze veya UFO düşmüyor, öyle değil mi? UFO'nun Brooklyn'de hiç şansı olmaz. Sizin konumunuzda bir yetkili bu saatte neden mezarlığa gelsin ki? Neler oluyor Bay Parker? Özür dilerim. Brooklyn Elektrik Şirketi'nden Peter Wright. Yüksek gerilim hattı koptu. Sıradan bir durum. En kısa zamanda elektrik verilecek. İşte cevabınızı aldınız. Ama buraya kadar gelip ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Çekilin. Teşekkür ederim, sana borçlandım. Lewis Parker, belediye acil yönetim masası. Siz görmeden basına bir şey söylemek istemedim. Bu bölgeye elektrik ne zaman verilebilir? Aslında sorunun giderilmesi çok fazla sürmez. Ama görmeniz gereken bir şey var. Dev gaz kütlesi uzayda ilerlerken dünyaya ulaşması 12 saatle birkaç gün arasında değişebilir. Bu ölümcül oluşum Soho uydusundaki koronagraf denilen çok hassas bir aletle tespit ediliyor. Ancak bir sorun var. Bulutun hareket hızını tespit etmek imkansız. Dünya ile Güneş arasındayken izleyemiyoruz. Sadece tahmin yürütüyoruz. Sadece korktuğumuz kadar kötü olmamasını umuyoruz. Elektrik şirketinin görevlisi olarak bugünkü olayları nasıl açıklıyorsun? NOAA ve uydulardan gelen bilgiler doğruysa daha da kötüleşebilir. Ne kadar kötü? Koronal püskürmenin bir kısmı genelde magnetosfere çarpıp yansır. Ancak hepsi değil. Yeterince büyükse delip geçebilir. Bir gün böyle büyük bir püskürtmenin etkisinde kalacağız ve tüm elektrik sistemi çökecek. New York'un tamamında elektrik kesilebilir mi diyorsun? Sadece New York değil, dünyadaki bütün büyük şehirlerde. Aylar ve yıllarca hiç elektrik olmadığını düşünün. Zamanı yüzlerce yıl geri götürmek gibi. Bu benim telefon numaram. Yeni bilgiler alırsan beni ara lütfen. Tamam, ararım. Parker geldi. Özür dilerim efendim ama Lewis Parker sizinle görüşmek istiyor. Hemen geliyor. Özür dilerim. Aradım ama mesaj servisiniz çıktı. Ne oldu Lewis? Acil bir durum var. Gökyüzünden mezarlığa düşen bir cisim yüzünden tüm Brooklyn'in elektriği kesik. Beni bu saatte elektrik kesintisi için mi uyandırdın? Korkarım daha da kötü. New York'a giden uçakla bağlantı kesildi. Her iki olay birbiriyle bağlantılı gibi görünüyor ama durum daha da kötüleşebilir. FAA ile görüşüyorum. Bütün yeni bilgiler bana aktarılıyor. Tamam. Hemen hazırlanırım. Beni burada bekle. Mutlak güneş fırtınası bir defa vurmayacak. Aşamalar halinde gelecek. Fırtınanın ilk aşamasında koronal püskürtmeden çok daha hızlı hareket eden güneş parlaması 8 dakikada dünyaya ulaşacak. Parlamanın içindeki X ışınları iletişimi keseceğinden artık bütün uçaklar tehlikede. Güneş parlamasından 8 dakika sonra ikinci aşama başlıyor. Bunun ismi radyasyon fırtınası ve çok daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu gerçek radyasyon ve aynı hasarı verir. Atmosferin üst kısmında toplanan enerji yüklü protonlar yüzünden elektronik cihazlar yanabilir. Yerde ise radyasyon fırtınasından magnetosfer ve atmosferin ortak koruma kalkanları sayesinde korunuyoruz. Ancak astronotlar gibi savunma kalkanının dışında kalanların güvenli ortama sığınmaları için sadece birkaç dakikaları var. Yoksa yüksek dozda radyasyona maruz kalırlar. Mutlak güneş fırtınasının son aşaması, saatte 3000 kilometre hızla hareket eden ve elektrik yüklü 1 milyar tonluk dev koronal bulut.
Beşten püsküren koronal bulut, Güneş'in manyetik alanını da birlikte sürüklüyor. Uzayda ilerleyen bu süpersonik solar güç, Dünya'nın manyetik alanının dışına ulaşıyor. Koronal bulutların etkisini önceden belirlemek zor olduğundan, yetkililer fırtınanın ne zaman başlayacağını hesaplamaya çalışıyor. Olamaz. Basın mensupları UFO'dan füzeye kadar çeşitli iddialarda bulunuyor. Mezarlığa füze fırlatan teröristin lisansı iptal edilir. Ama elektrik kesintisine neden olabilir. Devam et. Bugün konuştuğum biri bu sorunun aylar hatta yıllar sürebileceğini söyledi. Şu anda verdiği bilgilerin doğruluğunu kontrol ettiriyorum. Ama dediği gibi ise hazırlıklı olmalıyız. Ama biliyorsunuz, hiçbir şey olmayabilirdi. Şuraya bak. Uydudan gelen en son bilgiler. Vay canım. Koronal bulut inanılmaz bir hızla güneşten kopmuş. Ondan önce gelen güneş parlamasıysa dev boyutlarda. Santrali etkileyebilir mi? Kim bilir. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı. Ama olabilir. Mümkün. Ne? Küresel olabilir. İstasyon denetçisi için acil çağrı. İstasyon denetçisi için acil çağrı. Çünkü güçlü ve çok hızlı yaklaşıyor. Dünya'ya ulaşması için bence 12 saatten az bir süre var. Yani akşam 19'da. Louise'i aramalıyım. Lütfen onu telefona bağlar mısın? Fırtınanın ilk iki aşaması dünyaya ulaştı ve New York'a giden uçak ciddi anlamda tehlikede. Güneş parlaması yüzünden iletişim sistemi çalışmıyor ve radyasyon elektronik cihazlara hasar verdiğinden iki motoru devre dışı kaldı. Radyasyon artık her seviyede etkisini göstermeye başlıyor. Peter Wright teyit etti. Büyük bir güneş fırtınası. Sabah 5'te başladı. Koronal bulutun akşam 7'de geleceğini düşünüyor. Doğru yolda olduğumuzdan emin misin? Küresel yer bulma cihazları çalışmadığı için... Planda değişiklik oldu. Ofise geri dönüyoruz. Uzmanlar bu durumun sadece geçici olduğunu söylüyor. Şimdi merkeze bağlanıyoruz. Bu durum gerçekten çok garip. Küresel yer bulma uyduları sayesinde navigasyonda çığır açıldı. Ancak güneş fırtınasında elektrik yüklemesi nedeniyle sinyaller etkileneceğinden ilk onlar devre dışı kalacak. Arabayla giderken GPS kullanıyorsanız sorun yaşayabilirsiniz. Ancak sınırlı görüş mesafesinde bir yolcu uçağını indiriyorsanız bu teknolojinin yanılmazlığı çok önemlidir. Çok kesin bir navigasyon sistemi kullanıyorsanız sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü hata payı 10-20 metreye çıkabilir. GPS yardımıyla siste bir uçak indiriyorsanız 20 metre yanılmak istemezsiniz. Veriler fırtınanın hızla ilerlediğini gösteriyor ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Bir ekip en yeni verileri toplamaya çalışıyor. Çok iyi. Sayın Başkan, Bay Parker, Bay Cruz. Nasılsın David? Doğruyu söylemek gerekirse daha iyi günlerim olmuştu. Seçmenlerim gece gündüz beni arıyor. Seçmenlerine yakından ilgilenmen çok güzel. Plan yaptınız mı peki? Belli bir stratejimiz var mı? Ortada çok acı bir gerçek var. Böyle büyük bir felaket için asla tam hazırlıklı olamayacağız. O yüzden olabildiğince çok insanı korumakla yetinmeliyiz. Ancak kimsenin mükemmeli beklemesini istemiyorum. Çünkü o noktaya asla ulaşamayacağız. Hepimiz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak birbirimizle iletişim kurabilmek hayati önem taşıyor. Peter Wright, sizinle konuşmak istiyor. Alo. Sayın Başkan, transformatörler zarar görürse elektrik kesintisi birkaç günden daha uzun sürer. Yenilerini yapmak aylar yıllar alabilir. Sen ne yapmamızı öneriyorsun? Yapabileceğimiz bir şey var ama hoşunuza gitmeyecek. Acil yönetim birimleri çoğu durum için hazırlıklıdır.
Ancak bu olay onların sınırlarını zorlayacak. Hemen buraya gelmeni istiyorum. Bunu karşılıklı konuşmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Kriz durumlarında belediye başkanının kesin bilgilere ihtiyacı var. Bu durumda elindeki en güçlü silahlardan biri Ace uydusu. ...1997'de NASA tarafından fırlatılan Ace, tam Dünya ile Güneş arasında ve Güneş fırtınalarının gücünü belirleyecek şekilde tasarlanmış. Ace uydusu, Güneş rüzgarının çeşitli parametrelerini izler. Manyetik alan, güç, manyetik yön gibi. Bunlar Dünya'yı etkileyecek bir Güneş fırtınasının gücünü belirlemek için çok önemlidir. Solar maksimum döneminde güneşte sürekli fırtınalar olur. Ace uydusu da onları tespit eder. Bu sayede erken uyarı sistemimiz olacak. Ne için erken uyarı? Çarpma. Ne kadar erken? 10 dakika ile 1 saat arasında. Dur bakalım, bize ne zaman çarpacağını bilmediğimizi mi söylüyorsun yani? Durum karmaşık. Hızı değişebilir, yavaşlayabilir. 8 milyon New Yorklu bunu duyduğuna sevinecek. Sadece New Yorklular değil, tüm dünya Ace uydusundan gelecek bilgileri bekliyor. Fırtına büyük olmasına rağmen kutupları tespit edilene kadar hasar verip vermeyeceğini anlamak mümkün değil. Aynen mıknatıs gibi fırtınanın da kuzey ve güney kutupları var. Ace hangisi olduğunu söyleyebilir. Kuzey ise magnetosfere çarpıp hiç hasar vermeden uzay boşluğuna yönelebilir. Ancak herkes diğer seçenekten korkuyor. Güney manyetik kutbu çok güçlü ve hızı yüksek bir fırtınaysa, bunun süper bir jeomanyetik fırtına olduğunu anlayabilirsiniz. Fırtına, Ace'e ulaşana kadar bunu bilmek imkansız. Fırtınanın ana gücü olan koronal bulut hala birkaç saat uzakta. Ancak radyasyon dünyada karışıklığa neden olmayı sürdürüyor. Hasarlı uçak birkaç dakika sonra 3 numaralı piste inecek. Fırtına yüzünden 2 motorunun çalışmadığı doğrulandı. Fren sisteminin de hasar görmüş olabileceği söyleniyor. Uçakta 318 kişi var. Herkes çok endişeli. En gelişmiş teknoloji olan elektroniği kullanıyorsanız sorunlar yaşayabilirsiniz. Örneğin bir yolcu uçağının motorlarından biri ya da ikisi devre dışı kalabilir. Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Olamaz. Uçak pisti geçti ve otoyola indi. Araçlara çarpıp çarpmadığını bilmiyorum. Aman tanrım, arabalar kaçmaya çalışıyor. Birkaç saat sonraki olası elektrik kesintisine karşı belediye başkanının zor bir karar vermesi gerekiyor. İnsanlara evlerine gidip hazır olmalarını mı söylemeli? Eğer yanılıyorsa milyonlarca dolar zarar edilecek. Ama yanılmıyorsa yüzlerce hayat kurtulabilecek. New York elektrik kesintisine alışık. 2003 yılında bir arıza yüzünden 2 gün elektrik kesintisi yaşandı. Son elektrik kesintisinde insanlar kaldırımlarda veya binaların girişinde yatıyorlardı. 2003'teki kesintide halk yetkililerin elinden fazla bir şey gelmediğini öğrendi. Her tür afette halk yetkililere güvenebilmeli. Başınızın çaresine bakın. Size yardım edemeyeceğiz diyemezsiniz. Ancak böyle bir durumda kendini kurtarabilenlerin hastalara ve yaşlılara yardım etmesi işleri büyük ölçüde kolaylaştırır. Ancak güneş fırtınası yaklaşırken yetkililerin yapabileceği bazı şeyler var. Durun. Lojistik konusunda biraz bilgi ver. Pompaların çalışmayacağını düşünerek biraz benzin stoğu yapabiliriz. Şehir çevresinde su stokları hazırlayabiliriz. Asansör ve metroda kalan insanlar büyük sorun olacak. Bu konuda da bir şeyler yapmalıyız. Devam et. Öncelikli sorunumuz hastaneler. Peki ya güvenlik? Alarm durumu turuncudan kırmızıya mı geçecek? Bu bir terörist saldırısı değil. Ama teröristler durumdan yararlanabilir. Bütün ülke kırmızı alarma geçirilmeli. Geciktiğim için özür dilerim. Bu da kim? Peter Wright. Brooklyn Elektrik Şirketi Sistem Kontrolörü. David Cross, belediye meclis üyesi. Memnun oldum. Otur lütfen. Teşekkür ederim. Ne düşündüğümü söyleyeyim.
Şehrin elektrik santrallerinden bazılarını kapatmayı düşünebiliriz. Buna mecburuz. Kaste elektrik kesilmesi kesinlikle. Mi? Güneş fırtınası gelmeden kapatmalıyız. Neden kapatacağız? Kapatmazsak fırtına geldiğinde hasar görebilirler. Peki acil servisler, hastaneler, trafik ne olacak? Geçmişte birçok güneş fırtınası oldu ama santralleri kapatmadık. Bu delilik. Fırtına buraya ulaştığında santralleri doğrudan doğruya etkileyecek. Hiç elektriğimiz olmayabilir. Ne kadar süre? Yeni santraller inşa edene kadar. Burada aylardan söz ediyoruz. Hatta belki de yıllardan. Bir santrali kapatmak, oradaki transformatörleri kurtarabilir. Santrallerden gönderilen yüksek volttaki elektrik, tüketiciler için transformatörler tarafından alçak volta dönüştürülür. Birleşik Devletler'de yaklaşık 2000 büyük transformatör var. Güneş fırtınası geldiğinde bunlar şebekenin yumuşak karnını oluşturuyor. Dünyanın diğer yerlerindeki binlercesi daha aynı tehlikeyle karşı karşıya. Şu anda yaygın olarak kullandığımız bu elektrik üreticilerinden bugün dünya çapında yaklaşık 200 tane üretilmektedir. Dev bir güneş fırtınası 10 yılda onarılamayacak kadar çok transformatörü yok edebilir. Santrallerden birini kapatmak hem birkaç transformatör kurtaracak hem de daha önemlisi fırtınadan sonra şehrin tek elektrik kaynağı olabilir. Büyük bir santralin sistem operatörü olsaydım bu meslek hayatımın kararı olabilirdi. Bir santralin kapatılması yaklaşık bir saat sürdüğünden, fırtınanın yok edici gücü etkili olmadan karar verilmesi gerekiyor. Bunu defalarca konuştuk. Kasti elektrik kesintisi bir seçenek değil. Teoriye dayalı bir kumar. Hemen yapmamız gerekmiyor. Karar vermek için birkaç saatimiz var. Belediye başkanı kararını verdi. Daha ne kadar bilgi istiyorsun? Tüm zamanların en büyük koronel bulutu. Buraya geldiğinde ne olacağını kimse bilmiyor. Peki ne biliyoruz? Birkaç saat sonra Ace uydusuna ulaşacak. Eğer gerçekten büyük bir fırtınaysa dünyayı cehenneme çevirecek. Bunu yapabilir. Bu kadar karmaşık bir kararı vermesi gereken kişi ben olsaydım, olabildiğince çok objektif bilgi isterdim. Sizi geçireyim. Santrali kapatmazsam sonuçlarını ve karar vermek için ne kadar sürem olduğunu bilmek isterdim. Elektriği kesersek, acil servisler, hastaneler, itfaiye ve polis ne yapacak peki? En az 72 saat dayanacak jeneratörleri var. Valiyi aramalıyım. Ayrıca ulusal muhafızlara da haber vereceğim. Sadece Brooklyn'in elektriğini kesebilir misin? Evet, bunu yapabilirim. Sen şimdi git Peter. Seni arayacağım. Peki. Peter, eğer arayamazsam ne yapacağını bilen birine benziyorsun. Beni anlıyorsun, öyle değil mi? Evet efendim. Bir tek bölgenin elektriğini kesmek daha önce hiç denenmemiş bir kumar. Yanlış karar verme olasılığı var. Fırtına beklendiği kadar büyük olmayabilir ve bu kadar katı önlemlere gerek kalmayabilir. Diğer bir olasılıksa, uzun vadeli bir felakete yol açabilir. Yakın geçmişte dünyada yaşanan felaketlerden yetkililer önemli bir ders aldı. Halk arasında kaos çıkmasını önlemek için yetkililer halka güven vermeli, yanlarında olmalı ve sorunu çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylemeli. Bu çok önemli bir faktör. İletişim sorunları işi daha da zorlaştırıyor. Cross nerede? Sizden sonra çıktı. Herkesin sözünü ettiği güneş fırtınası nedir efendim? New York'a doğru gelen çok büyük bir güneş fırtınası var. Bütün elektrik santrallerimizi etkileyebilir. Daha fazla bilgi edinir edinmez size aktaracağız. Şimdi izninizle bir toplantım var. Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. David Cross, New Yorkluların bütün elektrikli cihazları kapatmalarını istedi. Biliyor musun Mac, Cross'u hiç bu kadar endişeli görmemiştim. Elektrik tüketimine bak.
Hey Tara, benim. Peter, elektrik kullanımı artıyor. Halka elektrik kullanmamalarını söylersen böyle olur. Tam tersi etki yapar. Herkes birbirini arıyor. Hey, sen yeni bilgiler gelince beni arar mısın lütfen? Bu arada belediye başkanıyla konuşmalıyım. Alo? Sayın Başkan, o açıklama hata oldu. Elektrik tüketimi daha da arttı. Durum daha da tehlikeli hal alıyor. Sistemde aşırı yükleme var. Eğer fırtına şu anda olsaydı, hasar tahminlerimizden fazla olurdu. Alo? Alo, Peter? Kahretsin! Görevlilerin ellerinden geleni yaptıklarını bilmelisiniz. Ancak güneş fırtınası uyduları etkilediğinden hiçbir şey eskisi gibi çalışmıyor. Ama acil birimlerimiz hazır durumda. Teşekkür ederim. Koronal bulut ACE uydusuna ulaştı ve 240 nano Tesla. Daha öncekilerden 3 kat daha büyük ve manyetik alanı güneye doğru. 240 nano Tesla manyetik alan akıl almaz bir şey. Güneşin tüm gücüyle karşı karşıyayız. Nano Tesla, elektromanyetik alanı ölçmek için kullanılan bir birim. 1859'da kayıtlara geçen en büyük güneş fırtınasının yaklaşık 200 nano Tesla olduğu tahmin ediliyor. Ancak bilim adamları daha büyük güneş fırtınaları olabileceğini düşünüyor. Tara. Ben Tara. Başkana ulaşamıyorum. Santrali kapatmalıyız. Peter, belediye başkanının izni olmadan elektriği kesemeyiz. Yargılanabiliriz. Başka seçeneğimiz yok. Kapatıyoruz. Beş dakika içinde birinci ve ikinci aşamalar kapatılıyor. Hemen buraya gel, sana ihtiyacım var. Bir dakika sonra beşinci aşama kapatılıyor. Artık güneş fırtınasının çok güçlü olduğunu ve dünyadaki bütün santrallere hasar verebileceğini biliyorlar. Brooklyn'deki bir görevlinin kararlı tutumu büyük bir fark yaratabilir. İletişim kesildiğinden ve süre azaldığından çoğu elektrik santrali hazırlıksız yakalanacak. Hazır mısınız? Son 15 saniye. 2 ve 3'ü kapat. Beşinci aşama kapatıldı. Kapatılıyor. Brooklyn karanlığa gömülüyor. Ancak New York'un diğer bölgelerinde ışıklar hala yanıyor. Koronal bulut artık sadece birkaç dakika uzakta. Ancak hala kimse etkisini tahmin edemiyor. Sayın Başkan, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sayın Başkan, neler söyleyeceksiniz? Şehrin bu bölgesinde aşırı elektrik yüklemesini önlemek için Brooklyn'deki santralin kapatılmasına karar verdim. New York'taki diğer santraller bu durumda çalışmaya devam ediyor. Çünkü fırtınanın elektrik santrallerini etkileyip etkilemeyeceğini henüz bilmiyoruz. Aman tanrım, şuraya bakın. Güzel. Çoğunlukla kutup bölgesinde görülen Aurora çok güzel bir manzaradır. Ancak bu ekvatora doğru uzanıyor. Dünyanın karanlık tarafında hemen her yerden görülebiliyor. Ancak acımasız bir kandırmaca. Aurora, elektrik yüklü milyarlarca partikülün atmosferdeki oksijen ve nitrojen atomlarıyla çarpışmasından oluşur. Çarpışma sonucu oluşan reaksiyon ışık enerjisi üretir. Atmosferin üst kısmında kırmızı ve yeşil, alt kısmında mavi ve mor olarak görünürler. Hepsi bir araya gelerek 150 kilometre yüksekte bir ışık gösterisi oluştururlar. Görkemli ışık gösterisi dünyanın karanlıkta kalan yüzünden izlenirken Avrupa'ya bağlanıyoruz. Hmm.
Aman Tanrım. Sen de gördün mü? Ne kadar güzel. Haklısın. Komik olan ne? İyice seyrederim. Sanırım aylar boyunca görebileceğimiz son elektrik ışığı olacak. Güneş fırtınasının enerjisi, dünyanın manyetik alanına çarpınca oluşan dev dalgalar, güçlü akımlar halinde elektrik santrallerine ulaşarak transformatörleri yakıyor. Tarihin en büyük güneş fırtınası, en uzun süreli elektrik kesintisine neden olacak. Bir uydu kaybettik. Sinyali kaybediyorum. Televizyon, telefon, radyo, internet, uçaklar, gemiler ve savunma sistemleri gibi neredeyse tüm iletişim uydular aracılığıyla gerçekleşiyor. O yüzden tüm dünyada iletişim kesilebilir. Fırtına ayrıca trafik ışıkları gibi yerel şebekeleri de etkileyerek zaten kalabalık olan yollarda tehlikeli kazalara yol açabilir. Şehir karanlığa gömülürken sıra demir yolları gibi karmaşık ulaşım sistemlerine gelebilir. Tren sinyalizasyonları kırmızı ve yeşil renklidir. Aman Tanrım! Olamaz! Çabuk hadi kaçın! Kaçın, kaçın! Lanet olsun! Çabuk, çabuk! Hadi hadi bu tarafa doğru! Her yer karanlığa gömüldükten sonra yaşanan kaostan çoğu insanın sağ kurtulamayacağını düşünüyorum. Böyle bir felaketi aşma umudumuz var. Ancak bu süreç pek güzel olmayabilir. New York'ta elektrik kesildikten birkaç dakika sonra ülkenin geri kalanı da karanlığa gömülüyor. Dünyanın her yerinde ışıklar teker teker sönerken hayat duruyor. Elektrik kesintisinin her zamanki basit çözümü, acil birimler için çabucak kabusa dönüşebilir. İnsanlar eve geliyor ama elektrik kesik. Akşam geç yemeğe alışmışlar, böylece mum yakıyorlar. Ancak unutmamak gereken bir şey var. Her mum yakışınızda evde yangın çıkarabilirsiniz. Sadece iki gün süren 2003'teki elektrik kesintisinde itfaiye yangınlara yetişmekte zorlanıyordu. Sanırım iki günde 53 yangın çıktı, yani alıştığımızın çok ötesindeydi. Ama bu daha başlangıç. New York gibi kalabalık şehirlerde gökdelenlerin üst katlarına çıkabilmek kısa sürede ölüm kalım meselesi haline gelecek. Asansörler çalışmadığından 20, 30, 40, 50 kat çıkmak zorunda kalacağız. Peki üst katlarda yaşayan yaşlıları, hastaları, diyaliz hastalarını nasıl aşağı indireceğiz? Dünyanın her yerindeki acil birimler kırılma noktasına gelecek. Günler haftalara, haftalar aylara dönüşürken felaketin boyutları da artacak. Yiyecek ve su stokları tükendiğinde asıl felaket başlayacak. Su ve kanalizasyon arıtma tesisleri çalışmadığında hastalık riski artacak. Su havzaları kirlenecek ve böylece hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sistemler kısır bir döngü içinde çökmeye devam edecek. Sonunda hasta sayısı artacak. Tedavi olmak için hastaneye gitmeleri gerekecek. Ancak hastaneler düzgün çalışmayacak. Tifo, kolera, hepatit ve dizanteri gibi eski düşmanlar hortlayacak.
Hastane jeneratörleri çalışıyor mu öğren ve arabamı hazırla. Bak, bazılarımız şehri terk ediyor. Burası artık çok tehlikeli. Askeri bir helikopter bizi bekliyor. Siz de gelmelisiniz. O zaman New York'u kim yönetecek? Efendim? Kaynaklarım Texas'tan Kaliforniya'ya kadar bütün doğu şeridinde transformatörlerin yandığını haber veriyor. Kim bilir daha neler olacak. Sizinle geliyorum. Sonunda şehirdeki transformatörler yanıyor. Ve hastane gibi binalarda jeneratörler devreye giriyor. Ancak jeneratörler için sadece 3 günlük yakıt olduğu tahmin ediliyor. Hastanelerin elektrik sistemlerinin çalışmaması çok katı bir gerçek. Durumu daha ağır olan hastalar hayatını kaybedecek. Söylemekten nefret ediyorum ama gerçek bu. Bu senaryoya göre Birleşik Devletler'de 200'den fazla transformatör yanacak. Bunların yenilenmesi en iyi koşullarda 2 yıl sürecek. Transformatörler en çok para verene satılacağından, yoksul ülkelerin yeniden ayağa kalkabilmesi 10 yıl sürebilir. Dev güneş fırtınası bir gün gerçek olacak. Güneş yapması gerekeni yapacak. Önemli olan insanlığın buna ne kadar hazırlıklı olacağı. Normal koşullarda yeni transformatörler yapılması bir yıl sürer. Birleşik Devletler'de sadece 5 fabrika var. İngiltere, Kanada, Avrupa, Japonya ve diğer birçok ülke bizimle aynı durumda. Ülkenin birçok yerinde aylarca, hatta belki yıllarca elektrik olmayacak. Buna kendimizi hazırlamak zorundayız. Efendim. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Santrali kapattığımız için transformatörlerin hasar görmesini önledik. Önümüzde çok iş var. Sizin yanınızdayız ve bu güçlüğü birlikte aşacağız. Teşekkür ederim. Efendim son bir soru efendim, daha Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sayın Başkan lütfen efendim. Şahsen teşekkür etmek istedim. Çabanızı takdir ediyorum. Özür dilerim. Toplantıya gitmeniz efendim. Evet. Bu korkunç olay dünyayı değiştirebilecek mi? Sanırım geçici olarak. Haftalar, aylar sürebilir. Ama sonunda daha önce de yaptığımız gibi yaralarımızı sarmayı mutlaka başaracağız. Binlerce görevli iş başında. Hayat yeniden normale dönecek. Teşekkür ederiz ve sakın komşularınızı unutmayın. Bu felaket sizin yaşam sürecinizde gerçekleşmeyebilir. Ancak bilim kurgu değil. Bir gün güneşte korkunç bir fırtına kopacağını biliyoruz. Bunu önlemenin hiçbir yolu yok. Bundan sonraki Solar Maximum 2011 yılında.